yetiştirme yurduna bırakılıp sonra evlatlık alınan, şimdi gerçeğini öğrenmek isteyen ilk konuğumla Melike ile başlamıştık biliyorsunuz. Ardından çocuklarını yetiştirme yurduna bırakıp yanına aldığı zaman başına gelmedik, kalmayan çocukların hikayesini de dinledik. Yine yetiştirme yurdunda büyümüş, kendi yuvasını kurmaya çalışan ve bunun içinde almadığı sevgiyi vermeye çalışan Tolga'nın hikayesine de geçtiğimiz haftalarda şahit olduk hep beraber. Herkes seni çok sevdi ve bambaşka bir şekilde sahiplendiler seni. Onların kaldıkları otele, buraya Tolga'yı ziyarete gelen, biz senin bundan sonra manevi annen babanız diyen insanlar oldu. Evet. Şaşırtıcı değil mi? Yeni bir hayata sizlerle başladım işte. 2019 yeni yılına sizlerle bir hani aile olarak, yani aile sıcaklığında beraber geçirdik hani her günü. Ya sizleri asla unutamayacağım. Yani unutulmayacaksınız benim için. Heyecanlıyım da onunla konuşalım. Unutmaman yani için hiç görüşmememiz evet lazım. Bizim evet kapımız, evet, gönlümüz her zaman açık sana. Yanlış kelime kullandım. Hayır, sen bakma, yanlış kelime kullanmadın. Ben sana kapımızın açık, evet, olduğunu bir kere daha belirtmek istiyorum. Benim manevi annen, baban sahibiyen insanlar var ve karşına çıkıyorlar. Seninle gözyaşı döküyorlar. İşte onlara layık olmaya çalışıyorum. Yani bir nasıl anne, anne sevgisiyle bana yaklaşıyorlar. Ben de bir oğul olarak hani... Bu arada Tolga'yı evlendirmek için de bayağı çaba sarf ediyorlar. Gerçekten memur bir aile. Yani buna başladı, gördüğünüz gibi biraz önce Selver Hanım başlamış zaten. Lahamle bela. Gerçek bak, hiç böyle bir kötü niyetim yoktu ama kızını evlendirmeye çalışan birini... Birbirini kötüleyen insanlar. Önce destek video BTR'miz var, o ekrana gelecek. Bir de ekran başında izleyip de ben Tolga'nın hayatında elimden geldiğince ona yardımcı olmak istiyorum. Onunla hayatımı, belki de kazancımı paylaşmak istiyorum diyen binlerce telefon geldi. Onlara da çok teşekkür ediyoruz buradan. Bir destek BTR'miz var, onu ekrana getirelim. Tolgacığım, seni çok seviyoruz. Her zaman arkandayız yavrum. Hiç yalnız değilsin. Seni seviyoruz. Samimi olduğum, bulduğum için Tolga'ya bir abilik veya bir babalık yapmaya her an için hazırım. Bir tane de yeğenim var. Eğer ki uygun görürlerse ben onları tanıştırırım. Eğer ki kafa yapıları tutarsa yuva da kurmaya hazırım. Polatlı'da bir ailesi var anlamında söylüyorum bunu. Oğlum Tolga, ben senin manevi annen olmak istiyorum. Bunu var ya yürekten ve kalpten istiyorum Tolga. Her zaman için yüreğimde, kalbimdesin Tolga. Tolga, yavrum biz seni Esra Hanım'ın programında, eşimde, çocuklarımla beraber canlı yayında izledik. Gözyaşlarıyla izledik seni. Doğru bir tanedir. Sen artık o bayandan ayrıldın. Bundan sonra kendi hayatına bakacaksın. Güçlü olacaksın. Seni destekliyoruz ve seni seviyoruz. Tolga, biz seni çok seviyoruz. Ağlama. Üzülme. Senin Ersin Ayan'ın olmak istiyorum. Abim olarak Ersin Ayan'ındayım. Bir Emre abim var. Unutma. Merhaba Tolga. Ekran başında seni izlerken biz anneler olarak çok üzüldük yavrum. Bundan sonraki hayatında inşallah Allah sana güzel günler gösterecek yavrum. Kendine iyi bak. Şöyle söyleyeyim, biz Tolga abinin gönülden yanındayız. Her zaman arkandayız Tolga abi. Görüşmek üzere. Tolga'yı gördük, çok üzüldük. Kaç gündür kendimize gelemedik. Tolgacığım hiç üzülme. Allah'ım inşallah karşına iyi insanları çıkarır. Senin gibi kalbi temiz olanları çıkarsın. İnşallah çocuğum. Allah'ın bahtını, yolunu açık etsin. Merhaba oğlum, Tolga'm, canım. Bir tanem, sana o kadar çok söylemek istediğim şeyler var ki, inan ki ifade edemiyorum. Hayatta en güzel şeyi tattırdığın için bana çok teşekkür ederim. Onurlu ve gururlu bir şekilde aldığın kararın arkasında durdum. Ben de senin arkandayım anneciğim. İlkin senin annen oldu. İlkin benim oğlumsun. Seni seviyorum bir tanem.
Evimizin kapısı her zaman sana açık yavrum. Seni sevgiyle bekliyoruz. En son VTR'deki kişi manevi... Evet, manevi annem. Yani varlığını her zaman yanımda hissettiren, uzaklarda bile olsa her zaman arayıp soran, her zorluklarda yanımda olan işte manevi annem yani. Senin evlenmeni en çok manevi annen karşı çıktı. Evet, her zaman koruyup kolluyor. Hani ki seni uyarmıştı. Seçim. Evet, uyardı. Bu evliliği yapma. Evet. İşte. Sen dinlemedin. Biraz söz dinlemez gibi olduk. Annelerin sözü her zaman dinlenmeli yani muhakkak. Anneler karşı çıkılmamalı. İyi dinlenmeli. Annelerin merhametsizliği her zaman merhametinden dolayıdır. Yani merhametsizlik oluyorsa sevgiden dolayı, korumuş olmuş olmasından dolayıdır. Yani daima koruyucu, kollayıcı sevgisinden dolayıdır. Bundan işte. Sonra herhangi bir ilişkine karşı çıkarsa diler misin? Yoksa ben Tolga'yım kardeşim. Bildiğim doğrudan, kendi doğrumdan şaşmam mı dersin? Dediğim gibi anne sözü dinlenmeli. Yani annelerin mutluluğu her zaman önemli. Yani benim mutluluğum nasıl istiyorsa ben annem mutlu olsun ki ben de mutlu olayım yani. Yani. Sen niye bugün bu kadar heyecanlısın ya? Yani sevinç gözyaşları yani sevinç. Yani sevinç sizin sayenizde her şey oldu. Hani gerçekten heyecanlandım bugün de. Bak ilk gel bu da ne biliyor musunuz aslında? Belki de o rahata erme, hani o boşluk duygusu da yaşıyor olabilirsin. Çok normal. Yok boşluğumuzu... Ya sen buraya gelirken evli bir adamdın. Şimdi seni buradan uğurladığımda sen resmen boşanmış bir adamsın. Evet. Ki buradan o üstündeki yükün kalkmasını bekleyen nice insanlar var mesela. Allah inşallah onları da nasip eder. Ya söyleyeceğim birkaç bir şey var da ne diyeyim. İşte. İşte hayatıma iyi ki girdiniz. Yani yeni yılda iyi ki sizleri tanıdım. Bana yeni bir hayat kazandırdınız. Hani annem, babam, ailem oldunuz. Hani beni yani tekrardan beni Sen hiçbir şey söyleme. Of. Bundan sonra dökeceğim tüm gözyaşları sadece sizler için olacak. O da sevinç gözyaşları olacak. Ne gözyaşı dökeceksin? Allah'ın izniyle yani, gözyaşı falan dökmeyeceksin. Hayır, sevinç gözyaşları zaten bu. Vallahi bunu da yaşayacağım bilmiyordum evet. Ama gerçekten buraya geldiğinde yani evli bir adamdı. Şimdi resmen boşandı. Kendi için yaşamayı öğrenecek bir Tolga var karşımızda. Bunu başarmanı diliyorum. Akıl almak istediğinde bir telefonun yeteceğini bilmelisin. Seni Denizli'ye uğurluyoruz. Görevinin başına, işinin başına. Esra ablam bu arada size çok teşekkür ederim. Hatta ekibimizdeki ablamıza, ablalarıma, abilerime, annelerime. Dikkat et kendine. Allah'a emanet ol. Teşekkür ederim.